Vallahi demokrasi inan her insan için utanç duyucu bir durum. Bugüne kadar ben 60 yaşımı geçtim, 62 yaşındayım. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Halkın büyük çoğunluğu İstanbul'un oyunu almış demokrasi kahramanı bir insanı bu şekilde rencide edip bu duruma düşürmek yani hep bütün İstanbulluları üzmektedir. Ama bu ben sanıyorum ki bu böyle devam etmeyecektir. Bu daha ileriye de taşınacaktır. Muhalefete bir gözdağıdır. İktidar elinde bulunan bütün argümanları kullanmaktadır. Bunların birisi de yargıdır. Yargıyı kullanarak muhalefeti biat ettirmeyi, diz çöktürmeyi istiyor. Ama bunu başaramayacaktır. Yargıyı dizayn ederekten elimizden alıp cezaevine tehditiyle böyle bir şey yeltenmişse bu halka direkt karşına almaktır. Halk demokrasi de güç alarak sandıkta bunun gereğini yerine getirecektir diye inanıyorum. Diyorsunuz seçimlerde evet. Bunun cevabı verilir. Bunun hem de ağır bir şekilde nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken görevden alındı, cezaevine gönderildi. Ama onun neticesinde bu halk ne yaptı? Cumhurbaşkanımızı ödüllendirdi ve bugüne kadar gelindi. Ama bu yerde sıfırı tüketmiş vaziyette. Çünkü daima kuruntuluk, bencillik, benim, ben yaparım, ben ederim edasıyla bunu bu şekilde getirmesi halkla zıtlaşma anlamına geliyor. Peki başkanlar açısından öyle, Erdoğan için, İmamoğlu için, halk için de aynı senaryo işliyor olmasın? Bu senaryo hakikaten şöyle bir şey. Şöyle bir baktığımızda ağzını açan herkes, tweet yazan, düşüncesini aktaran bir kişi, bu gel buraya bakalım, sen bunu niye yazdın? Neden bu şekilde eleştiriyorsun? Bunlar tabii bunlar halka da bir gözle ama milyonlar içeri atıp susturamaz ki. Bu milyonlar gerektiğinde nasıl başa getirirse bu şekilde oradan da almasını bilir yani. Karar bence acizlik, başka bir şey değil. Önünü kesmek. Hükümetin acizliği bence. Başarısızlığının acizliği. Böyle gündem değiştirerek bir şeyler elde etmek istiyor. Bu da yanlış bir şey zaten. Zaten yanlış olmasa bu kadar insan buraya gelmez yani. İmamoğlu'nun ceza almasını gerekçesi olarak var. Bir hakaret suçu işlediği söyleniyor. Ya o hakareti her gün Cumhurbaşkanımız dahi yapıyor ya. Gezi olayında kadınlarımıza sürtük yiyen bir cumhurbaşkanımız var ya. Bu hakaret mi? Bilir kişi raporlarını hiçe sayan bir mahkeme var, bir adalet var. Var mı adalet? Yok. Adalet adada kaldı. Adada. Evet, neden evet. Buradasınız? Çünkü hukuk dışı davranışlar var, uygulamalar var. Bunu protest ediyoruz. Ben bir eğitimciyim. Bunları son zamanlarda çok fazla görmekteyiz. Hukukun üstünlüğü kesinlikle tesis edilmesi gerekir. Yoksa geleceğimiz yok. Peki İmamoğlu kararı sizce hukuki mi, siyasi mi? Kesinlikle siyasi. Kesinlikle. Bunu herkes biliyor. İddia o ki YSK'ya hakaret ettiği söyleniyor. Bakın onları biz de duyduk, baktık. O sözleri her gün herkes birbirine söylüyor. Ne yazık ki bu dil var. İnsanların birbirine daha kibar olması beklenir. Ama o bir hakaret değil. Kesinlikle değil. Siyasilere bakın. En baştan aşağı kadar çok daha fazlasını söylüyorlar birbirlerine. Niye bunlar içeri girmiyor? Niye girmemiş bu zamana kadar? Kesinlikle siyasi bir tepki bu, siyasi bir karar. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Eğer hukuk olmazsa eğitim yok, adalet yok, ekonomi yok, gelecek yok ve çocuklar kaçıyor bu memleketten. Kaçıyor. Katılmıyorum, bu dil yanlış bir dil. Eğitimci olarak biz utanıyoruz. Çocukların karşısına rol model olabilecek insanlar devleti yönetmeli artık. Ama halkın tercihi nedir onu bilemem. Fakat şu bir gerçek, insanlar artık bu tarz uygulamalardan bıkmış, adaletsizlikten, hukuksuzluktan, keyfi kararlardan. Vatandaşı görüyorsunuz, sel sel akıp gidiyor. Bekliyorum, bunu herhalde birileri duyar.
Tamamen siyasi. Başka hiçbir şey değil. Tamamen siyasi. Siyasi olan kısmı nedir yani? Ne hedefleri? Korktukları için. 16 milyonun iradesine biz sahip çıkmak için buradayız. İmamoğlu'ndan korktukları için. Genç, başarılı, akıllı ve İstanbul'u vermemek için. Ama kazanacağız. Bu mahkeme kararına isyan ettiğimiz için buradayız. Bu mahkeme kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamamen siyasi. Bunun hesabı İstanbul'a sahip olmak. Yerine daha herhangi bir açıklama gelmedi. Bakalım kayyum atanacak mı? Yani İstanbul'un kontrolünü tekrar almak. Başarılı başkanı siyasetten uzaklaştırmak. Onun için. Peki bu ters teper mi bu karar? Bir yerde çok da tepki geldi. İşte görüyorsunuz millet burada. Millet burada daha da geliyor. Çok büyük tepki var. Öyle ufak tefek değil. Şuraya bak. Hükümetin geri adım atması gerekir. Geri adım atmazsa isyan daha da büyür. Ortada bir haksızlık var. Hayır demek lazım. Bir partili olmana gerek yok. İmamoğlu'na ilişkin alınan karar sizce siyasi mi, hukuki bir karar mı? Siyasi. Hepimiz biliyoruz. Toplum da öyle biliyor ama toplumda bir şey var. Türk toplumu güçlüden yanadır. Haklıdan yana değildir. Ona üzülüyor insan. Başka bir şey değil. Yani belki daha fazla ses çıkarılması gereken bir karar. Kesinlikle. Herkesin. Herkesin. Çünkü kamu. Yani kendini güvencede hissetmiyorsun başka türlü böyle her şeyin net olmadığı zaman kendini güvende hissedemezsin. Hukuk olmazsa neye güveneceksin? Hiçbir şeyin anlamı olmaz. Mülkiyetin anlamı olmaz. Hukuk yoksa hiçbir şey yok. Yani bugün İmamoğlu için siyasi olduğunu düşündüğünüz karar yarın herhangi bir vatandaş için de alınabilir mi? Kesinlikle. Kendilerine böyle şey olabilecek, ayaklarının altına dolaşacak her şeyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Ama başaramayacaklar. Biz vazgeçmeyeceğiz normal insanlar olarak. Bir hakaretten söz ediliyor. Yok, cezanın gerekçesi değil. Olarak. Ya öbürü ona cibiliyetsiz diyor, zürriyetsiz diyor, her şey diyor, hakaret olmuyor. Akılsız dediği için hakaret olur mu Allah aşkına? Biz birbirimize deriz akılsız, arkadaşlar bile deriz, mankafa deriz, kızarız. Bu hakaret sayılmaz. Maalesef hukuka üzülüyoruz. Hakimlere, avukatlara, o hakim olan avukatlara üzülüyoruz. Onların nasıl hakim olduklarını düşünün artık işte, yani buyurun. Aslında Cumhurbaşkanı'nın kim olmasından çok, belki İmamoğlu olsa iyi olur ama olmasından çok ilkeleri olan, yani gerçekten hukukun normlarını getirecek ilkeleri olan bir sistem, yeniden ayakları yere basan bir cumhuriyet istiyoruz. Yani derdimiz o. İmamoğlu olur, Ali olur, Veli olur ama İmamoğlu çok görünür bir aday ve her taraftan da kabul görüyor. Neden bugün buradasınız? İmamoğlu'nu desteklemek için yani. Peki bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok saçma buluyorum. Bu siyasi karar yani, bu hukukla hiçbir ilgisi yok yani. Hakaret gerçekleştirdin diye iddiasıyla verildi bu ceza. Ama başlatan İçişleri Bakanı. Yani ona hakaret ediyor, o da karşılık veriyor yani. Artı eksi. Tabii İçişleri Bakanı olduğu için şimdilik yoktur. Ama ileride olmayacağı anlamına gelmez. Tek adama karşı herkesin birleşmesi, bütün ezilenlerin birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de ezilenlerden biriyim, emekliyim. Tüm ezilenlerin tek adama karşı olmasını düşünüyorum, o yüzden. Kararı nasıl değerlendiriyorsunuz İmamoğlu'na dair? Adil değil tabii. Siyasi bir hamle yaptılar. Ben elimi gösteriyorum dedi. En büyük benim dedi. Adil olmadığını düşünüyorum. Eğer doğru şeyler olursa Yargıtay'da dönmesi lazım, Yargıtay'dan. Ama hiç bilmiyorum. Bu ülkede her şey, her an her şey olabilir diye düşünüyorum. Sürtük dedi. Hiçbir şey, biliyorsunuz birkaç kadın dava açtı. Hakaret unsuru görülmedi. Süleyman Soylu herkese şerefsiz diyor. Herkesi PKK'lı, FETÖ, PYD diyor, ahmak diyor. Hani bunların hiçbiri yargılanmazken bu doğru bir şey değil ama Canan Kaftancıoğlu da yıllar öncesi attığı tweetlerden yani bu ülkede her şey olabilir. Selahattin Demirtaş niye 4 yıldır hapiste? Her an her şey olabilir, bekliyorum yani. Bir belki biz buradayız diye, şunu röportajı veriyoruz diye ama artık İran gibi olalım istiyorum. Yani artık hani sonu yok. Yani hepimizin bir şekilde artık ayaklanması gerekiyor. Hani olaylar yapalım anlamında değil ama karşı gelmemiz gerekiyor. Ve tek adama karşı ne olursa olsun herkesin birleşip, aday kim olur, ister İmamoğlu olsun, ister Mansur Yavaş, ister Kılıçdaroğlu, herkesin oturup kafasının önüne eğip
ya öyle ya böyle düşünmesi lazım ve oyunu ona göre kullanması lazım. Kızım var, kendim bir kadınım ve yarını hiç umutlu görmüyorum. Tabii ki umudumuz bitmedi, yani buradayız sonuçta. Ama bu iktidar devam ederse bütün gençlerin kaçacağını düşünüyorum. Kesinlikle siyasi bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hakimin bu süreçte değiştirilmesi, bu tarz hukuksuzluklar var. Bu konuda Ekrem Başkan'a destek olmak için buraya geldik. Ben cezanın onanmayacağını düşünüyorum. Yargıtay'dan veya esnaftan döneceğini düşünüyorum bu kadar tepki üzerine. Ama merakla bekliyoruz tabii. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey bu arada. Siyasetçilerin böyle saçma sapan gerekçe ceza alması. Yani tabii ki saçma buluyoruz ya bu kadar. Bu karar sence neden alındı? Bu karar hükümetin tamamıyla kendi kafasına göre bir anayasa sistemi oluşturmasıyla alakalı. Başka hiçbir şey değil yani. Hakareti geçelim, biz kimin ne kadar neler yaptığını biliyoruz yani. Ceza alması gereken bir sürü siyasetçi var. Başka konularda da, başka şeylerde de. Yani hakareti geçtim yani. Süleyman Soylu'nun yaptıklarını düşünürsek yani hapis el müebbet direkt alması gerekiyor zaten. Sınır dışı falan edilmeli. Bugün imam olduğu için mi buradasın yoksa bu karara karşı mı buradasın? Evet, tabii ki bu karara karşı olduğum için buradayım. Yani artık zaten Türkiye'de bir siyasi amaç gütmek hani zor yani. Şartlara bakıldığında ben ideolojik olarak düşünmeyi bıraktım. Sadece ülkeyi ve haklarımı düşünüyorum. Yani hiç sağcıyım, solcuyum, işte ben sosyalistim, ben şöyleyim demiyorum zaten. Sadece ülkeyi, haklarımı ve yaşam kalitemi düşündüğüm için ona göre davranıyorum. Bu kadar. Bunun için buradayım. Yani hukukla hiçbir ilgisi olmadığını zaten bütün ceza hukukçuları hep birazdan söylediler. Ben bir hukukçu olarak bu kararın adil olduğunu düşünmüyorum. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vahim. Ekrem İmamoğlu'na çok büyük haksızlık oldu. Cezayı almamalıydı. Aslında teşekkür edilmesi lazımdı böyle bir çalışkan belediye başkanına. Verdiğimiz oylara sahip çıkıyoruz. Zaten İçişleri Bakanı'na cevap verdi. İlk ahmak İçişleri Bakanı'ndan geldi. İmamoğlu da ona ahmak olarak cevap verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun bilgisi yok. Bütün hukukçular, ceza hukuksuzları bunun haksız olduğunu söylüyorlar. İmamoğlu'nu tutuklasa bile alt dili masa kazanacak. Büyük bir fark atacak. Abla kimse yapmasın, hiçbir şey olmayacak. Ben kesmiyorum.